İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Greta Thunberg, Artsakh'taki etnik temizlik nedeniyle COP29 için Bakü'ye gitmeyi reddetti. Hagop Balyan, Kamala Harris'in sözleri ve Sevr Antlaşması'nın yerine getirilmeyen yükümlülükleri. Birleşmiş Milletler Mahkemesi, Doğu Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik iddiasına ilişkin Bakü'nün ileri sürdüğü ön itirazlar hakkında karar verecek. Gandza köyünün çeşmesi 1936. Gomidas ezgileri ile Lusavoriç Korosu'nun konseri. Aram Khaçatryan konser salonunda Levon Çavuşyan'ın anısına adanan konser. Ünlü ekoaktivist Greta Thunberg, Artsakh'taki etnik temizlik nedeniyle COP29'da Bakü'ye gitmeyi reddetti. Greta Thunberg, Gürcistan'daki gazetecilere verdiği demeçte, "COP'a katılmak için Azerbaycan'a gitmeyeceğim. Otoriter bir petrol devletinin COP'u kabul etmesine izin vermenin aşırı ikiyüzlülük olduğunu söyledi." Thunberg, Azerbaycan'ın kendi halkına ve Artsakh'ta Bakü tarafından etnik temizliğe maruz bırakılan Ermenilere yönelik baskısını hatırlattı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği COP29 zirvesi 11-22 Kasım'da Bakü'de gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris yaptığı açıklamada Artsakh'tan sürülen Ermenilerin evlerine dönme haklarını vurgulayarak bunu Ermeni halkının onurunun yeniden tesisi ve bölgenin istikrarı için temel olarak gördü. Kamala Harris, Ermeni-Amerikan topluluğunun dayanıklılığının Amerikan tarihinde bir ilham kaynağı olduğunu ve egemenliğe ve bölgesel bütünlüğe saygıya dayalı istikrarlı bir barış oluşturma fikrini vurguladı. O, Doğu Ermenistan'ın demokrasisini ve bölgesel istikrarını güçlendirmeyi amaçlayan çabalara desteğini ifade etti. Harris'in sözleri her zamanki diplomatik jest tarzını yansıtıyor. Ancak bundan bir asır önce Amerikan Başkanı Wilson, Sevr Antlaşması'na dayanarak Ermenistan'ın sınırlarını belirlemiş ancak bu karar hiçbir zaman uygulanmamıştı. Şu soru ortaya çıkıyor. Geçmişteki yükümlülükler yerine getirilmezse mevcut sözlerin değeri nedir? Bugün Ermeni siyasetinin kayıtsız bir bakış açısı var gibi görünüyor. Bunun canlı bir örneği Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzuya'nın Artsakh ve soykırım, Ermenosit meselelerine karşı kayıtsızlığıdır. Anlamsız ziyaretler ve siyasi oyunlar yerine ulusal toparlanmaya öncülük edebilecek bir liderin bulunup bulunmayacağı sorusudur. Editör Hagop Balyan. Uluslararası Adalet Divanı, Doğu Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı açtığı her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmenin uygulanması hakkındaki davasında Bakü'nün yaptığı ön itirazlara ilişkin kararını 12 Kasım 2024'te yayınlayacak. Açık duruşma saat 15'te Yerevan saatiyle 18'de Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapılacak ve bu sırada Mahkeme Başkanı Yargıç Navaf Salam mahkemenin kararını okuyacak. Doğu Ermenistan'ın her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmenin ihlal edildiği iddiasıyla 16 Eylül 2021 tarihinde Azerbaycan hakkında dava başlattığını hatırlatalım. Doğu Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı davasında kararın yayınlanmasının hemen ardından mahkeme, Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan'a karşı açtığı davada Doğu Ermenistan'ın sunduğu ön itirazlar hakkında kararını açıklayacak. 1936 yılında Samtskhe-Javakh bölgesinin Ninotsminda ilçesine bağlı Parvana Gölü'nün güney kıyısındaki Gandza köyünün çeşmesinde toplanan kadınlar kova ve tencerelerle su taşıyorlardı. Fotoğrafçı Revond Hugasyan'a ait olan bu fotoğraf, kırsal yaşamın ve toplumsal değer sisteminin sembolik ilişkilerini taşıyor. Böylelikle Revond Hugasyan'ın yarattığı eser yalnızca Ghantsa köyünün manzaralarını aydınlatmakla kalmıyor, aynı zamanda Ermeni kırsal yaşamının eşsiz anılarını da kaydediyor. Lusavoriç Korosu, kuruluşunun 95. yıl dönümü münasebetiyle 26 Ekim'de Gomidas'ın Melodileri başlıklı bir konser düzenledi. Bu konser, Balat Aziz Başmelek Kilisesi'nin girişimiyle Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'nde düzenlendi. Konserde Türkiye Ermenileri Patriği, Sahak Maşalyan ve çeşitli din adamları hazır bulundu. Büyük beğeni toplayan konserde Lusavoriç Korosu, Gomidas'ın yanı sıra Haçadur Avedisyen, Edgar Hovanisyen ve Gurgen Alemşah'ın eserlerini seslendirdi. Tamar Yeskenyan ve Sevan Garabetoğlu'nun solo performansları da büyük bir ilgiyle karşılandı. Konserin sonunda koro üyeleri ve müzisyenlere hediyeler verilirken Patrik Maşalyan kapanış konuşmasında tüm organizatörlere ve konserde emeği geçenlere teşekkür etti. Ermeni Müzik Meclisi ve Yerevan Devlet Konservatuarı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Doğu Ermenistan devlet sanatçısı, besteci Levon Çavuşyan 2,5 yıl önce vefat etti. Son derece nazik, asil bir öğretmen, besteci, kültüre olan derin katkısı gelecek nesiller tarafından henüz tam olarak takdir edilmedi. Bir vatansever, şehrini gerçekten tanıyan ve seven bir Yerevan vatandaşı. 17 Kasım saat 19'da Aram Khaçatryan konser salonunda Levon Çavuşyan'ın anısına bir konser düzenlenecek. Solistler piyanoda Anahi Çavuşyan, kemanda Anuş Nikohasyan ve Edvard Topçıyan yönetimindeki Doğu Ermenistan Ulusal Filarmoni Orkestrası Çavuşyan'ın piyano ve keman konserlerini seslendirecek. Biletler haçaduryanhol.im ve domsark.im adresinden online olarak satın alınabilir. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.